Evet, 5199 sayılı kanun gereği hayvanlarda çip takılması zaten zorunlu haldeydi. 2021 yılından beridir de 1 milyon üzerinde şu an şu tarihe kadar da hayvanlarımıza çip takıldı. Tabii bu hayvanlar evde beslediğimiz evcil hayvanlarımıza götürüp çip taktırdık. Bunun önemini şöyle vurgulayabiliriz. Özellikle hayvanlarımızın işte sahibinin kim olduğu, bir takım aşılama kriterleri, onun dışında operasyon geçirip geçirmediği gibi bir takım özellikler hepsi bu PetVet sistemi üzerinden girilerek bu sisteme kayıt altına alındı. Bunun dışında da bu mikroçipler belli bir radyo frekansıyla çalışıyor ve belli megahertzlerde radyo dalgaları sayesinde kayıt alınıyor. Yaklaşık 15 haneli bir barkod sistemi verildi hayvanlarımıza. Bununla birlikte de pasaportlar yenilendi. Mikroçip takılan hayvanlarımızla birlikte verilen pasaportlarımızı da seyahat esnasında yanımızda bulundurmamız gerektiğini unutmayalım. Bunun dışında hayvanımızın kaybolması durumunda da en geç 7 gün içerisinde de ilgili birimlere bilgi vererek hayvanımızı kaybolduğunda belirtmemiz lazım. Aksi takdirde hani hayvanımızı kaybetmiş değil sanki dışarı bırakmış gibi sayılıp cezai işlemlere maruz kalabiliriz. Tabii hayvanları sahiplenirken özellikle bir canlının hani sorumluluğunu alabilecek miyiz? Buna gerçekten bütün ihtiyaçlarını işte bebeklikten itibaren yetişkinlik, yaşlılık zamanlarında da yanında olabilecek miyiz? Bunun işte veteriner tabii ki tedavileri var. Bunun dışında mama ve yem ihtiyaçları var. Bunları karşılayabilecek miyiz? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Son olarak da evdeki herkes hani bu hayvana rıza gösteriyor mu? Bu da çok önemli. Çünkü aile bireyleri arasında da bir takım anlaşmazlıklar oluyor. Sonrasında da hayvanlar belli bir süre sonra işte ya başka birisine sahiplendiriliyor ya da maalesef terk ediliyor. Tabii hayvan sahiplendirirken karşı tarafla öncelikle iletişim halinde olmak ve o kişiler bu hayvanın sorumluluğunu alabiliyor mu bunlara vurgulamak, kendi hayvanınız hakkında bilgi vermek, bu kedi ya da köpek olabilir. Karşı taraf bunları bakabilecek mi bunları vurgulamak gerekiyor. Bunun dışında da tabii hayvanınızı mikroçip taktırdıysanız da belli bir zaman dilimi içerisinde en kısa sürede de sahip değişimini de bu PetVet sistemine işletmek durumundasınız. Şimdi sokak hayvanları ülkemizde oldukça yaygın. Hani kedi ve köpekleri çevremizde görmekteyiz. Tabii ki hayvanseverler olarak bunları da beslemeye özen gösteriyoruz. Ancak unutulmaması gereken nokta bizim hani her türlü yiyecek artığımızla onlar beslenemezler. Bir takım işte kemikler mesela kesici delici hale gelip hayvanlarda bir takım yaralanmalara ağızda ya da bağırsaklarda neden olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında hayvanın işte fizyolojik ihtiyacına göre yavru mu yetişkin mi ona göre belki daha çevreyi daha az kirletecek belki kuru mamalar daha az miktarlarda verilerek hani günlük bunların takibi yapılarak besleme yapılabilir diye düşünüyorum.